Adana'da yaşanan depremde 14 katlı Ekim apartmanı yıkılırken enkaz başında gözyaşlarına boğulan bir kadın, "Kızımı bir hafta önce bina çürük, çıkın diye uyardım. Ancak o bana taşınmaktan bıktım yanıtı verip evden çıkmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Torunlarım var, kızım var, eniştem var, kızlarım. Yavrularım bana bağışlayalım. Kaç yıldır burada oturuyorlar teyze? Bir yıldır burada oturuyorlar. Gidersen Urfa'dan geldiler buraya. Ev bulamadılar, bunu buldular. Kızlarım. Kendi evleri miydi? Yok, kiradaydı. Kiradaydı. Kızlarım. Geçmiş olsun. Sonra, kiralık ev bulamadılar? Kiralık ev bulamadılar. Aradılar, bulamadılar. Bir çürük ev bulduk, iyi de değer dediler. O kadar aradılar, bulamadılar. Eve çürük mü dediler? Ya işte de, öteki gün patlayak, 15 gün oldu, böyle patlama olmuş tabanda. Onu da ev sahibini çağırmışlar, getirdiler, işçi sahada yaptırdılar. Kızım dedim, sağa sola da sor bana dedim, çökmem oluyor, sallantı oluyor, siz bilmiyorsunuz dedim. O evden çıkın dedim. Yani evdaşı yaşıyor sandım ben dedim. Dün sabaha karşı ve öğlen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem Adana'da yıkıma neden olmuştu. Yıkılan 11 binadan biri de Yurt Mahallesi'ndeki Ekim Apartmanı oldu. 14 katlı apartman tamamen yıkıldı. Apartmanda yakınları oturanlarsa enkazın önüne gelerek gözyaşı beklemeye başladı. Ağlayan Günay Yiğit, kızı öğretmen Fatma Başar'ın savcı eşi Yusuf Başar'la bir yıl önce Şanlıurfa'dan Adana'ya tayin olduklarını, apartman bulamadıkları için buraya taşındıklarını belirterek bir hafta önce apartmanın zemininde şişmeler, kırılmalar oldu dedi.